LGS'ye son 182 gün. Hayallerimize kavuşmamıza, o güzel okullara, o güzel sıralara geri dönmemize 182 gün kaldı. Tabii ki şu anda pandemi nedeniyle evdeyiz. Biraz morallerimiz bozuk ama bizler sıkı sıkıya çalışaraktan, bu pandemiyi avantaja dönüştürerekten, madem gezemiyoruz, o zaman derslerimize daha fazla çalışalım, daha iyi başarılar elde edelim diyerekten mükemmel bir şekilde LGS'de başarıya ulaşacağız. Sizler inanıyorsunuz arkadaşlar. Bizler de sizin kazanacağınıza inanıyoruz. Vazgeçmek yok, çalışmaya devam ediyoruz. Lev Tolstoy diyor ki çok büyük bir Rus yazar insan kendi değerini ancak çalışarak koruyabilir. Gerçekten de çalışmak insanın en değerli özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz çalıştığımızda sadece ve sadece çevremizdekilerin beğenisini kazanmıyoruz. Aynı zamanda kendi değerimizi de artırıyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam edelim o zaman. Gün yorumuna baktığımızda Yağmur Sena Yaşar 178 beğeni almış diyor ki LGS tüm müfredatına çıkacağı açıklandı. Bu dönemde nasıl bir çalışma rutinimiz olmalı? Evet, Milletin Bakanlığı LGS'de hem birinci dönemde hem de ikinci dönem konularında sorumlu olduğumuzu açıkladı. Bizler şu anda birinci dönem konularında eksiklerimiz varsa onları tamamlamalıyız. İkinci döneme geçebiliyorsak ikinci dönemden de bazı konuları öğrenebiliriz. Ve çalışma rutinimizi bu şekilde devam ettirmeliyiz. İnşallah zaten ikinci dönemde okullarımıza dönebilirsek, koronadan bir şekilde kurtulup yeniden okullarımız açılırsa tamamıyla tüm sene konularından sorumlu olduğumuz sınav harika bir bir şekilde karşımıza çıkacak. Zaten bizler yazılarda sorumlu olduğumuz için hiçbir sıkıntımız yok. Ama şu an için hem birinci dönem konularına hem de diğer dönemin konularına çalışırken çok dikkatli olmalıyız. LGS çıkmış örneklere, örnek sorulara sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Mesela geçen sene sadece birinci dönem konularından sınav vardı. Oradaki tüm soruları yapabiliyor hale gelmiş olmalıyız. Deneme çözme şimdiden başlamalı mıyız? Evet ama... Taramalar şeklinde denemeler çözmelisiniz. Yani Tüm senenin olduğu konuları eğer konuları bitirmediyseniz çözerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Moraliniz bozulabilir. Bir sürü eksiğiniz var. Ama sadece birinci dönem konularını içeren denemeler çözebilirsiniz. Ya da geçen seneki sınavı az önce bahsettiğim gibi LGS'de çözebilirsiniz. Ya da birazdan göstereceğim konu taramaları şeklinde denemeler çözebilirsiniz. Veyahut da denemede yanlışınız çıksa bile moraliniz bozulmamak üzere. Ya kardeşim ben burada 90 soruda zaten 15 tane konuyu bilmiyordum. Yani 15 tane sorun olduğu konuyu bilmiyordum. Ben 75 sorudan sorumluydum. 75'te 60 yaptım. 75'te 50 yaptım diyecekseniz o şekilde deneme çözebilirsiniz. Deneme çözmenin mutlaka faydası var ama çok fazla konu eksiğiniz varsa hele hele birinci dönemdeki konuların hepsini tam anlamıyla bitirmediyseniz şu anda deneme çözmek değil de küçük taramalar çözmek, testler çözmek daha faydalı olabilir. Ama hocam deneme de çözmek istiyorum diyorsanız bir tane deneme patlatmakta hiçbir sıkıntı yok. Konu tarama denemeleri işte burada bunu göstermek istedim sizlere. Kota konu tarama denemeleri esasında her bir konuyla alakalı sizlere e, denemeler sunuyor. Mesela Türkçe kotalarında Türkçe konu taramaları yapıyorsun. Veyahut da İngilizce'de aynı şekilde. Matematikte aynı şekilde. Fende pardon bu dinmiş yeşilde karıştırdım. Dinde, inkılafta, de hep böyle konu taramaları şeklinde deneme deneme gidiyoruz. Bunlardan çözebilirsiniz. Tabii ki normal denemelerimizden de çözmek en doğal hakkınız arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Yaşar, Acar, Fen Lisesi İstanbul'da Fen Lisesi olduğu için bakın hemen tıplar, diş hekimlikleri, mühendislikler, eczacılıklar, mimarlıklar havada uçuyor. Ama sadece Fen Lisesi'den mi bu okullara gidiliyor? Hayır. Türkiye'de birçok Anadolu Lisesi'nden de en mükemmel tıplara, en mükemmel diş hekimliklerine, mühendisliklere, sayısal bölümlere gidebiliyor. Dolayısıyla çalışan kazanıyor, elması kızarıyor. Hiç endişelenmemize gerek yok. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.